Sana gitti zalimin kızı. Gitti de unuttu beni hey. Ben o kadarını bildiğim için birazcık orada kakıldım kaldım. Evet ama hıtkıdıktan başlamak lazımdı. Hıtkıdık tuttu beni kısmını söylemedik. Hıçkırık evet. Ki biliyorsun hıçkırığa aynı zamanda hacker'ın Türkçesi olarak evet, da. Evet hacker'lık deriz. Yani bunu Özay Gönlüm abimiz rahmetli ta o zamanlar tespit etmiş ve hacker'lardan bahsetmişti sevgili izleyiciler bu güzide türküsünde. Böylesi bir öngörü TRT'de az izlemedik çünkü başka kanal yoktu. Efendim sevgili izleyiciler hepinize merhabalar. Bir hazır yiyeyim de daha sizlerle birlikteyiz. Gördüğünüz gibi tatlı serimiz devam ediyor. Son hızıyla mı yoksa biraz vites düşürdü mü? Biraz vites düşürdü. Çünkü tatlı kalmamaya. Gerçi bizim coğrafyamızda tatlının bitmesi çok zor sevgili izleyiciler ama evet. Yine de. Ben Haldun'a sordum. Dedi ki abi daha dünya kadar tatlı biz hepsinden yapıyoruz dedi. Ben ona göre şey yaparım hiç merak etme dedi. Ama işte son olarak kabak tatlısını deneyelim. Acaba kabak tadı veriyor mu? Anlamında bir espriye lezzet, gark olayım. Lezzet türü umami'den sonra bulunan bir lezzet kabak tadı. Kabak tadı. Şu an ayrıca hemen şu civarlarda bir kişiyi daha görüyorsunuz. Erdem amcanızın aptal köpeği. Aptal değil ailemizin akıl küpüdür o sevgili izleyiciler. Asıl hazır yiyimi bulan kendisidir. Biz kendisini görünce işte dedik yapılması gereken bir olay bu. Kendisi sadece tam bir embesil. Hayır sadece akıl küpü değil sizlerin de gördüğünüz gibi. Tatlılıkta dünya markası ve lider. Bütün köpekler ona özenerek onun kadar tatlı olmaya çalışırlar ama boşuna sevgili izleyiciler. Süper dandik bir köpek olduğuyla ilgili olarak. Neden bu videomuzda gösteriyoruz? Çünkü tatlı serimiz devam ediyor. Çok şey söyleyebiliriz. Neyse tatlı istersen bir böbürler önce Cenk'cim ya tatlı böbürü al. Şimdi sebepsiz yere ben asla böbürlemem. Olur mu sen hep sebepsiz yere böbürlemiyorsun bak. Hayır sebepsiz değil ben sebepsiz yere böbürlemem deyince kendime şey çıkarmış oldum. Sebepsiz yere böbürlenmeyeceğine dair bir böbür sergili. Ben asla sebepsiz yere böbürlenmem. İşte bir böbür sebebi. Evet, gerçekten gibi, çok şapırdak bir böbür oldu tebrik ediyorum. 2 adet tulumba tatlısı 3 liradan 6 lira ödedik sevgili arkadaşlar. Evet yani bu üstelik Haldun bize indirim yaptığını söyledi. Yani tatlı ne ara bu kadar zamlandı. Aslında üçüncüyü de alır mıydık Cenk'ciğim? Alırdık paramız yetiyordu ama onu da 2'ye böleceğiz edeceğiz. Şimdi 3 biliyorsunuz 2'ye tam bölünen bir sayı değildir. Bir de bunlar kıtır sevgili izleyiciler. Böldünüz müydü parçalanıyor falan bu sefer boşuna heba etmiş evet. Olacağız 3 lirayı. Hiç şey yapmadık o yüzden. Kıtır aynı zamanda kıtırın tam zıttı kıtri. Gibidir. Kıtır kıtırpiyozdan gelir ve hafif dandirizyak. anlamına gelmektedir. Kıtır ise işte bu şekilde ağzımıza attığımızda kıtır diyen dostlarımızdır. Eğer kıtır ise tulumba tatlısı alınmaz. Bayat demektir. Evet çünkü kıtır tulumba tatlısı gevrek anlamına gelir ama kıtır tulumba tatlısı bayat anlamına gelir. Bu her tatlı için geçerli midir Cenk'ciğim? Tümü için geçerli. Her yemek için? Tümü için geçerli bir böbür sebebi olarak saydım. Çünkü orada bir iddia öne sürdün. Evet. Şimdi bu sevgili tulumba tatlısı sevgili izleyiciler bizim dilimizden ecnebi dillerine ve lehçelerine de intikal etmiştir ki kendileri buna Talumbay adını verirler ya da Talumbay diyen de vardır. The Talumbays veya The Talumbays. Evet, The Story of the Talumbay adlı bir de çocuk filmi vardır. hatta birçok ecnebi dostumuz Hey Talumbay time, it's Talumbay time man şeklinde etrafta bağırarak gezebilir eğer. Talumbay meeting şeklinde aileyi çağıran da mevcuttur sevgili izleyiciler. Evet. İstersen talumbaylarımıza şöyle talumbaylarımızdan önce neden bu tulumba tatlısıdır onu da bir açıklayalım. Evet. Çünkü bilmezler yani nedir ne değil. Hemen açıklayalım. Diye. Çünkü sevgili izleyiciler bu tulumba tatlısı biliyorsunuz eskiden su evimize kadar gelmiyordu. Darlanın ortasında ar teyzemizden şöyle bastıra bastıra tulumba suyu çıkartıyorduk. Onlardan bir basımda böylesi bir tatlı fışkırı verince bunu ona benzetmişler. Yani işte diye yağın içerisine bunu fışkırtmak suretiyle böyle bir tatlı meydana getirmişler. O da olmuş Talumbay. Evet bunu da bir pro kılığında langur lungur şeye atmayalım. Kızgın yağ atmayalım diyerekten o yaptıkları laylon torbanın etrafına zıkzak dediğimiz bir olgu gerçekleştirmişler. ne kadar ilginç şeyler söylüyoruz. Kenarları tırtık olsun diye. Tabii bunun bir de işlevi var sevgili izleyiciler. Bunlar böyle üst üste mesela şu an burada iki tane var ama bir üçüncü üstüne koyduğumuzda o tırtıklar sayesinde
üzerinden kayıp düşmesini engelliyor. Bunlar dişlinin dişleri gibi birbirlerine kenetlenen aslında sevgi yumağı bir tatlımızdır. Çünkü deniz aşırı yerlere o yıllarda tatlı gönderdikleri zaman bunlar bu tırtıklar olmadığı için bu tatlılar langur lungur 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 devriliyor ediyor. Bir sürüsü kırılıyor, parçalanıyor. İstif ama bozuluyor. Bu şekilde koyduğunuz zaman o tırtıklar birbirini tutuyor ve istif bozulmuyor. Aynı kare cam şişelerde olduğu gibi. Ayrıca bunları şöyle dikine de paketlemek mümkün. O zaman mesela küçük, daha küçük pakete daha çok talımbay sığdırmanız mümkün sevgili izleyiciler. Dikine koyduğunuz zaman da bir tanesini çekip aldığınızda tekrar aynı hassasiyetle yerine koyma imkanınız var tırtıklar sayesinde. Evet, dolayısıyla sadece gördüğünüzde lokma gibi bir şey zannetmeyin. Bu arada bu bir fakir tatlısıdır. Çünkü içinde ne bir fıstık var ne bir ceviz var. Hiçbir şey yoktur sevgili izleyiciler ama tadı muhteşemdir. O yüzden bir tatlıcıda rastladığınız bir dostunuz tutulmuyorsa ne haber lan fakir şeklinde kendisine esprili söylenlerde bulunabilirsiniz. Böyle bir espri size karşı yapılıyorsa hemen o zengin arkadaşınızın elindeki şöbiyet kutusuna pat bir vurmak suretiyle bütün şöbiyetin yerlere saçılmasını sağlayabilirsiniz sevgili izleyiciler. Evet, bir bunu yaptıktan sonra tulumba şakası yaptım. Kendisinin ensesine şak, bugün cuma enseni kapa gibi bir espri daha da yaparsanız tatlıcı inanılmaz derecede şenlenecektir. Zaten tulumba şakacıları böyle ortaya çıkar sevgili izleyiciler. Evet, ki biliyorsunuz itfaiyeden bir önce tulumbacılar, tulumbacı deniyordu. Onlar kendi aralarında bu esprileri çok sık yapıyorlardı. Yangına bunlardan fışkırtıyorlardı sevgili izleyiciler. Tabii daha henüz kızarmamış hamur halinde diye yangına bir miktar fışkırtmak suretiyle o yangını orada boğmak adını verdiğimiz bir söndürme sistemine garp hem oluyorlardı. Hem yangını orada boğuyorlardı. Yangını boğduktan sonra da nar gibi kızarmış tulumbaları afiyetle eski yangın yerinde yiyorlardı. Ne olmuş burası yangın yeri gibi söyleminin çıkış noktası da budur. Bir de karga tulumba adını verdiğimiz bir olgu vardır. Yine bu tatlıdan esinlenerek yapılmıştır, ortaya çıkmıştır değil mi Cenkciğim? Tabii ki. Nedir karga tulumba? Şimdi bir takım dostlarımız mesela yine az miktarda tulumba var ve insanın canı daha çok tatlı istiyor. Bu bağlamda tulumbacı dostlarımız bir arkadaşımızı ellerinden ve kollarından şu şekilde sallayıp fırlatmak suretiyle kazana mı, yağ dolu kazana mı fırlatıyorlar? Yani yağ dolu kazana fırlatacak bir şey esprisiyle tabii ki yere atıyor, dışarı tulumba atıyorlar şakası. Kendisini. Tulumbacı şakası. Adına da karga tulumba deniyor ki bunun bir benzeri hover adında liselerde çok sık yapılırdı. Bir arkadaşınız sakin bir şekilde otururken siz 6-7 kişi hover kararı alırsınız. Ve o kişinin üzerine teker teker atlayar ve altta kalanın canı çıksına falan şeklinde olayı döndürebilirsiniz. Evet, bunu yani hover kararı almak öyle kolay bir karar değildir. Yani onu hemen söyleyelim sevgili izleyiciler. Ki burada şu test de yapılabilir. Yani diyelim ki böyle bir karar alınmadı ve siz hover diye bağırarak arkadaşınızın üzerine atladınız. Sizinle beraber başka kimse atlamıyorsa bilin ki pek de sevilen bir tip değilsiniz. Ama siz de ooo diye gaza gelen bir dostum, birçok dostumuz atlıyorsa ya sınıftaki herkes embesil ya da çok fazla arkadaşınız var demek. Dolayısıyla bu bir test şeysidir, organizasyondur aynı zamanda. Evet. Hover sevgili izleyiciler. Crash test dummies de buradan ortaya çıkmıştır. Altta kalanın canı çıksın. Bir DJ kırdığı için tabii. Şimdi sevgili izleyiciler bu tabii kızartıldığı için biraz bakınız sesinden de anlaşıldığı üzere gaya gibi sert. Dolayısıyla şu tarz plastik çatalların düşmanıdır kendisi. Bakınız mesela kırılacak şimdi birazdan. Ama sen öyle bilerek öyle yapıyorsun. Hayır, bilerek yapmıyorum. Batmıyor gördüğün gibi Cenk'ciğim. Şöyle deneyim. Şöyle dene. Hayır, mümkün. İki tane şeyi bire indi sevgili. Yarısı gitti. Bakayım yere düşmediyse alabilir. Neyse bir şey olmadı. Üfle ye. Düşmemiş burada. Evet. Ama orası bunu sen daha, yiyeceksin. Bence orası zaten ben seninkini oraya fırlattım Jack. Neyse. Biraz fazla mı gevrek? Biraz fazla kızartmış ayıcık. Yok, bayat değil ama değil mi Cenk'ciğim? Yani kıtır. Yok. Kıtır değil. Kıtır yiyeyim. Lezzeti. Bilmiyorum, sen beğendin mi? Ben beğendim Cenk'ciğim. Sen tatlı olan her şeyi beğendiğin için buna izleyenlerimizin şaşırdığını zannetmiyorum. Ben şöyle yapayım. İğrenç. Bu da güzel, fena değil. Hindistan cevizi, darçın falan dökenler vardır. Bu tarz arkadaşlarımızı mümkünse sosyal medyadan, telefon defterimizden falan tamamen siliyor. Ve eğer daha da ileri gitmek istersek soyadımızı bile eğer onlarla aynıysa değiştirme yoluna gidiyoruz sevgili izleyiciler. Ama tabii şekerpareyi ben yoğurtla yiyorum diyen bazı arkadaşlar yaşıyor aranızda. Onları hemen uzaklaştırın. Bu bir. İki. Bunu da o zaman yoğurda banıp şöyle yiyebiliriz. O zaman tatlı yemeğin ne manası kaldı? Yani bu tabii Cenk'ciğim zamanı böyle
cipsleri, mipsleri soslara bandırarak yemeye alıştırılmış tıfılize birliklerin alışkanlığı. Tatlı dediğiniz üzerine bir şey dökülmez sevgili izleyiciler. Asla ve kat'a. Mesela kaymak dostumuz bazı tatların üzerine dökülür ama tulumbada buna da yer verilmez. Allah kahretmesin. Ona göre ayağınızı denk alın, tulumbalarınızı alın, sözlü yapacağız. Çıkarın tulumbaları, sözlü yapıyorum. Şimdi bununla ilgili başka söyleyeceğim bir şey var mı Cenkciğim? Tabak boşaldı. Yani iki tane de az oluyormuş affedersiniz ama çok pahalı. Ne yapalım? Birer tane daha mı söylesek? Ben ısmarlıyorum. Birer tane senden daha söyleyeyim. Senden miyiz? Benden olsun. O zaman dayanamıyorum sevgili izleyiciler. Sonra aradan bir saat geçince birer tane daha söyleyelim. O zaman senden olur. Maksat Haldun'u çıldırtmak. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan.